Biteksen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş. Emtia Piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Özellikle dün akşam Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar, özellikle de faizi de arttığımızın da yavaşlama gideceği söylemleri piyasalara bir coşku getirdi. Hisse senetleri piyasalarında %3'ü bulan artışlar yaşanırken öte yandan baktığımızda altında aşılamayan eşiklerin geçildiğini gördük. Tahvil tarafında 3.60'ları test edildiğini görüyoruz. DXY'de 105 sınırı hala kendisini korumaya çalıştığını birazdan grafiklerde inceleyeceğiz. Piyasalarda bir bahar havasını estirtti. Aralık ayı oldukça kuvvetli başlamış vaziyette olduğunu belirtelim. İsterseniz gelin bir fiyatlamalara bakalım. Sonra peşinden grafiklerle yola devam ederiz. Baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalarda Ukrayna için hava savunma siparişi haberi geldi. Pentagon'un yaptığı açıklamaya göre Ukrayna'ya verilecek NASAMS hava sistemleri için Raytheon teknolojisiyle 1.2 milyar dolar tutarında sözleşme imzalandı. ABD Ukrayna'ya toplam 8 adet NASAMS verme kararı almıştı. İlk iki NASAMS sistemi Kasım ayında Ukrayna'ya teslim edildi. Geri kalan 6 sistem üretim tarihlerine göre teslim edilecek. Gazprom'dan Uniper'in tazminat talebine yönelik açıklama. Rus doğalgaz devi Gazprom, Alman enerji ithalat şirketi Uniper'in tazminat talebini reddetti. Uniper, Gazprom'un sözleşmede yer alan doğalgaz tedarik taahhütlerini yerine getirmediğini öne sürerek 11.6 milyar euro tazminat talebiyle tahkim süreci başlattı. Gazprom yaptığı açıklamada, Uniper'in tazminat talebinin hukuken geçerli olduğuna inanmadıklarını ve kendilerini savunacaklarını belirtti. OPEC'in üretimi Kasım ayında düştü. Reuters tarafından yapılan anket, OPEC'in üretiminin Kasım ayında düşüş gösterdiğini ortaya koydu. OPEC'in üretimdeki düşüşe Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri liderlik etti. Ankete göre OPEC üyeleri Kasım ayında 29.01 milyon varil gün petrol üretti. Ekim ayına göre üretim 710 bin varil gün azalmış oldu. Biliyorsunuz 2 milyon varil azaltmadan bahsediliyorlardı. Hala 1.3 milyon varillik bir limitleri olduğu görülüyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan gıda ve enerji krizine ile ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gıda krizi ve enerji krizi tüm dünyayı yakıp kavuruyor. Tarafları barış masasına oturtmak için çaba gösterirken attığımız adımlarla savaşın olumsuz etkilerini de en aza indirmeye çalışıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Enerji Enformasyon Dairesi'nden gelen açıklamalara göre ülkedeki ticari ham petrol stokları 25 Kasım haftasında geçtiğimiz haftaya göre 12 milyon 600 bin varil azalarak 419 milyon 100 bin varile düştüğü açıklandı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 800 bin varil artarak 213 milyon 800 bin varil oldu. Dizel stokları da 3 milyon 500 bin varil artarak 112 milyon 600 bin varil olurken stratejik petrol rezervlerinde ise 1 milyon 400 bin varillik azalışla 389 milyon 100 bin varile düşüldü. Fiyatlamalara bakalım. Altında 1775 dolardayız. Uzun zamandır geçemediğimiz bölgeye geldik, dayandık. Bakalım üzerinde kalıcılık gösterebilecek miyiz? Dünkü ADP verisi sorusu, peşinden Powell'ın açıklamaları. Burada güçlenmeye yol açtığını görmekteyiz. Kritik veri ne zaman gelecek? Yarın gelecek. Yarın gelecek olan tarım dışı istihdam, saatlik ücretler, işsizlik rakamları gibi faktörler fiyatlamalar için önemli olacağını belirtelim. Kalıcılık bizim için önemli. 1775 bölgesinin üzerinde kalıcı olabilecek mi, olamayacak mı? Bunu yarınki veri sonrasında takip edeceğiz. Gram altında da 1064 TL'ye çıktı. Dolar TL 18.64'te. Gümüş 22.13'te görece zayıf kaldığını belirtelim altına kıyasladığımız zaman. Gram gümüş 13.25'te. Palladium 1903, platin 1039-1035 o bölgede gidip geliyor. Brent petrol 86.54, Amerikan tipi ham petrol 80.16'da. Doğal gaz tarafında 6.96'yı görüyoruz. Soya fasulyesi 1463 sent, mısır 658.25 sent, buğdayda 771.50'yi, kahvede de 167.70 karşımıza çıkan değerler. Hemen bir resim çekelim istiyorum. Resim çekerken de bakmak istediğim
performanslar açısından değerlendirip 2022 yılında emtiaların performanslarına bir göz atarsak yine enerji tarafının bu kadar geri çekilmeye rağmen güçlü kalmaya devam ettiğini bize gösteriyor. Bir ara 30'ları, %40'ları bulan primler gerçekleşmişti. Oraların hepsinin törpülendiğini gördük. Şu anda baktığımız zaman yaklaşık olarak enerji tarafındaki artışın yılın ilk 11 ayında %14.6 olduğunu görüyoruz. Hemen canlı hayvan stoklarına bakarsak %7.7. Tarım emtia tarafında %3.3'lük bir artış söz konusu. Değerli metaller eksi tarafta yılbaşından bu yana %4.6 düşüş söz konusu. Endüstriyel metallerde %13.8'lik düşüş var. Bunun arkasında yatan faktör tabii ki resesyon beklentilerinin şimdiden fiyatlandırma içinde yer alması. Peki enerji fiyatlarında lider kim diye baktığımız zaman %92.9 artışla doğalgaz karşımıza çıktığını görüyoruz. Isıtma yakıtı, kalorifer yakıtı dediğimiz tarafta da %35.5'luk artış olduğunu görüyoruz. Benzinde de %32.9'luk artış görülmüş vaziyette diyelim. Diğer tarafta hemen hemen baktığımızda bu eksi tarafta da en fazla düşüş gösteren de pamuk tarafında %29.9 düşüş. Kahvede de %28'lik düşüş. Yine keza endüstriyel taraftan da bakırda %18.2, çinkoda da %17.5'lik düşüşler karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Varlık sınıfları açısından da değerlendirirsek baktığımız zaman performans açısından commodity endeksi yine pozitif tarafta olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz sene bu dönem içinde 11 aylık performans açısından baktığımızda %34.6 yükseliş kaydederken bu senenin 11 ayında %20.6'lık bir yükseliş kaydetmiş olduğunu görmekteyiz. Dolar endeksi geçtiğimiz sene %7.1 artarken 114'lerden 105.5'lara gelen bir dolar endeksinden bahsediyoruz. Ona rağmen yılbaşından bugüne doların diğer 6 para birimine karşı %11.3 değer kazandığı yine görülmekte. Brent petrol tarafına bakarsak, Brent petrol geçtiğimiz sene 2021'de %41.8 artış kaydetmişti. Bu sene yılbaşından bugüneki performansı sadece %6.7 ile sınırlı kalmış vaziyette ki yıl içinde bu rakamlar bir ara %40'ların üzerine çıkmıştı. Onu da hatırlayalım. Euro'nun dolar karşısındaki değerlemesine baktığımız zaman geçtiğimiz sene %7.99 yani %8 değer kaybeden Euro bu sene de dolara karşı yaklaşık olarak %8.9 değer kaybı gösterdiğini söylememiz mümkün diyebiliriz. Farkındaysanız birçok enstrüman, daha doğrusu hemen hemen maviler bu seneyi temsil ettiğini düşünürsek mavilerin sadece pozitif tarafta olan 3 tane enstrüman var. Dolar endeksi bunlardan bir tanesi, diğeri Brent petrol, bir de CRB'nin MTI endeksi olarak adlandırabiliriz. Diğer bütün enstrümanlar tarafına baktığımız zaman hepsinde bir eksi hareket söz konusu olduğu görülmekte. Hemen dönelim yine kaldığımız yerden majör faktörlerimizi de değerlendirmeyle başlayalım. DXY tarafındayız. DXY tarafında 105.8. Dünkü açıklamalar sonrasında bu 105.8 bizim kritik eşiğin altına sarkma yaşadı. Yaşamadı demeyelim. Geldi ama tekrardan o bölge mıknatıs gibi kendine çekti. O bölgenin üzerine tutunmaya çalışıyor. Biliyorsunuz yorumlarımızda şundan bahsediyorduk. Şuradakine benzer bir hareket çerçevesi bize çiziyor. Bunun benzerini beklediğimizi aşağı doğru sarkmalı olsa mesela burada da 114.75'lere kadar bir gider bir sıçrama olmasına rağmen sonunda 113.2'nin altına kapanış gerçekleştirmiş. Burada da aşağı sarkmalarda 104.5'lara, 104.77'lere kadar maviyle gözüken ortalamaya kadar sarkma, yani 50 günlük, 50 haftalık ortalamaya kadar sarkma yaşanabilir. Ama kapanışların 105.8 üzerinde olup olmadığı önemli olacak bizim için. Eğer o bölgenin altında kapanış silsilesi başlatıyorsa o zaman daha farklı konuşma yönünde gidebiliriz. Şu an için o resmi tam olarak alamadık. Veri odaklı olacağız. Yarınki tarım dışı istihdam verisi, ondan sonra daha sonra önümüzdeki haftalarda toplantı öncesinde gelecek olan enflasyon verisi bizim için önemli gösterge olarak adlandıracağımız veriler olacağını hatırlatalım. Bakalım nereye doğru evrilmeye çalışacak gelişmeler. Yine keza dönüp bir de günlük grafik açısından, pardon 240 dakikalık seanslık grafik açısından değerlendirdiğimiz zaman yine burada 105.30'un
üçüncü kez çalıştığını görüyoruz. Dördüncü tur çalışırsa tutar mı onu da soru işareti, o da yarın belli olacak. Yarın gelecek olan veri sonrasında 105-30 bizi tutmaz ise o zaman aşağıda daha derin bir yapının önüne açılabilir. Burada hedef 101.8'ler gibi gözükse de aşağı sarkıp tekrardan 105.30 üzerine toparlayabilir. Haftanın kapanışı için bahsediyorum, biliyorsunuz hep 105.8 kritik eşik. 10 üzerinde kaldığı sürece hala seyir kuvvetli. Yukarı doğru hareketlerde de 106.10, 106.22 ilk önemli dirençler. Aşılması gereken seviyede 106.70 olduğunu belirtelim. Dün bir yukarı deneme yaptı ama gün içi işlemlerde daha sonrasındaki açıklamalarla buranın da çözüldüğünü gördük. Peki tahvil tarafındaki gelişmeler evrildi son gelişmelerden sonra. Baktığımız zaman 10 yıllık tahville en yüksek faize sahip olan tahvil arasındaki makasın biraz daha açıldığını görüyoruz. Yaklaşık olarak 115 bas puana çıkmış vaziyette olduğu söylenebilir. 10 yıllık tahvil 3.62'lere kadar geldi. Bu arada 30 yıllık tahvil 3.lüğe tekrardan çıkmış oldu. Bizim için hep belirtiyorum, kritik eşik, iş hikaye bitti diyebilmemiz için 30 yıllık tahvilin şu bölgedekine benzer şekilde, şu böyle hayat standartına bakarsanız, yani ömrü boyunca baktığınız zaman dönemsel olarak az bir dönem için, resesyonist dönemlerde ya da kısa vadeli enflasyonların çok kuvvetli olduğu dönemler dışında 30 yıllık tahvil, tahvilin en tepesinde bulunmak durumunda oluyor. Ne zaman biz 30 yıllık tahvili en tepede görürüz, o zaman iş kontrol altına biraz daha girdi diyebileceğiz. Şu an için hala o sinyali alamadığımızı belirtelim. Peki 10 yıllık tahvildeki gelişme bize ne söylüyor? 10 yıllık tarafta geri çekilme vardı. Beklentilerimiz dahilinde mi gidiyor işler? Baktığımız zaman 3.77-3.78 bölgesinde bulunan ortalamamız. Hangi ortalama? 8 haftalık ortalama. Burası direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Bizi aşağı doğru bastırıyor. Bu baskıyla hedeflediğimiz yer 3.49-3.53 aralığı. Oraya doğru emin adımlarla gelmeye çalışan bir yapıya işaret ettiğini belirtelim. Burada kritik eşik 3.53-3.47 aralığı. O bölgenin altında kapanış gelecek mi, gelmeyecek mi? İşte sorgulanması gereken nokta orası olacak. Eğer o bölgenin altında kapanış silsilesi başlatıyorsa o zaman resim biraz daha uzayan bir düzeltme trendi içine gireceğiz demektir. O zaman hedefleyeceğimiz yer mavilere işaret edecek 2.97. Ama bunların hepsi veri odaklı ve Fed'in atacağı adımlara, Amerika'nın ne zaman resesyona gireceğini bağlı olarak değişeceğini söyleyelim. Beklenti yönetimi şu an için verimli şekilde gidiyor Fed adına konuşursak. Keza dönüp haftalık grafikten günlük grafiğe gelirsek, günlük grafik için kritik eşiğe geldiğimizi görmekteyiz. Neresi orası? 3.59.25. Şu kırmızıyla gözüken ortalama. Bu kırmızıyla gözüken ortalama şu bölgede de mesela bizi taşıyan bir ortalama olmuş. Önemli. Bu bölgenin altında çok kalıcılık sağlamamışız. Burada bir ters omuz başı olmuş. Ondan sonra trend başlatmışız. Dar bir süreç. Şurada bakarsak 3.6-15 gün kadar en fazla kırmızının altında kalabilmiş. Ondan sonra iş tam bir ralliye döndürmüş. Şimdi yine geldiğimiz yer bu bölge. Buraya dikkat etmek lazım. Aynı zamanda bir uzun vadeli trend çizgisi var. Şu maviyle gözüken. Onun da kesişim noktasına geldik. Baktığımız zaman işin biraz daha, yani şundakine benzer bir kırılım yaşanması için daha derin düşüşlerin oluşabilmesi, 3-3-10 bölgesinden bahsedebilmemiz için bizim bu trendin de kırıyor olmamız lazım. Yani kırmızının altında kalmak yetmiyor. Bir de üstüne bu trendin bizi taşımaması, kırılması gerekiyor ki iş biraz daha derinleşsin diye. Bu da önümüzdeki 2 hafta içinde biraz daha netleşecektir. Gelecek olan veriler ve Fed'in atacağı adımlara paralel olarak. Eğer kırılım geriliyorsa resesyon beklentileri başladığından beri tahvile bir alış gelmekte. Resesyon demek Fed'in elinin zayıflaması demek. Faizlerde gevşeme, işte bilanço daraltımda rakamların belki küçültülmesi demek gibi faktörler devreye girebilecek beklentisi oluşuyor. Bu da tahvillere bir alım getirdi. Kalıcı olup olmadığı enflasyondaki dönüşün kalıcılığına bağlı olduğunu hatırlatalım. Oradaki kazanımlar çok çok önemli olacak önümüzdeki günlerde.
Hemen Bloomberg'in MTI Endeksine bakalım. Bloomberg'in MTI Endeksindeki sıkışma devam ediyor. Dün bir üçgenden bahsetmiştik. Üçgen hangi tarafa kırılırsa o tarafa doğru hareket devam etmesini bekleriz dedik. Yukarıda 116.97 bizim için yeşille gözüken ortalama, kritik ortalamamız. 21 haftalık ortalama. O bölgenin üzerinde bizim fiyatlama ihtiyacımız var. Dün de orayla temaslandık ama aşamadık. Aynı zamanda düşen trend çizgisinde geçtiği yer o bölge olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ne zaman 117 ve üzerinde fiyatlama görmeye başlarız, MTI tarafında hareketin biraz daha güçlenme yönünde gittiğini algılayabiliriz genel olarak. Altın ETF'lerine bakalım. Altında yukarı hareket var ama ETF'lere giriş yok. 66.7 milyon onsta hala burası zayıf seyir devam. Günlük grafik açısından değerlendirelim. Günlük grafik açısından baktığımız zaman güçlenme çabası var diyorduk. Güçlenme çabasında 1761 kritik eşiğimiz diyorduk. O bölgenin üzerine geçmeye çalışacak. Eğer başarılı olsa, veri destekler ise bunu, hareket biraz daha güçlenir vurgusu yapıyorduk. Bunun gerçekleştiğini gördük. Önce 1761, sonrası 1769. Burada da şu son, bu dip, bu tepe, bu dibi oluşturan projeksiyon çalışmasını yaptığımız zaman 1768 gün içi destek noktası kıvamında. Oradan destek almaya devam ediyoruz. Yukarı hareketlerde şimdi aramızda ara direnç olarak 1793 karşımıza çıkan seviye. Onun üzerinde 1807, 1814, 1834 gibi sırasıyla yukarıda hedefler oluşmaya başladı. Burada bir çanak oluşturacaktır. Muhtemelen yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisine kadar. Tarım dışı istihdam verisinin sonrasında hala 1768 bölgesinin üzerinde kalmaya devam ettiriyor ise o zaman hareket yukarıdaki hedeflere gitmek isteyecektir. Ama yok, gelen veri çarşambayla zıtlaştı. Fed'in Powell'ın açıklamalarını böyle biraz gölge düşürür noktada olur ise o zaman 1758 1761 aralığı ilk destek bölgesi olarak takip edeceğimiz nokta olacaktır. Hemen altında yine 1732 1737 aralığı bizim için önemli destek noktaları olarak görülmekte. Resmin tamamen bozulması, altındaki kazanımların artık tekrar yükseliş trendinin tamamen bittiğinin sinyali 1717'de bulunan maviyle gözüken ortalamanın altına kapanışlarla gelir. Şu an için zaten bakarsanız o da 50 günlük ortalama. Bunun gerçekleşeceği zamana kadar geçecek sürede de o da hafif kendini yukarı taşır. O da 1725 gibi bir değere ulaşmış olur önümüzdeki günlerde. Haftalık grafiğe bakalım. Orası ne söyler bize? Dün bahsettiğimiz bir kanal vardı, düşen kanal. Düşen kanal, yani burada takozun alt bacağını oluşturan trend çizgisinin paralelini yukarı koyduğumuz zaman, şu tepeye koyduğumuz zaman bize yaklaşık olarak bu 1775 seviyesini veriyor diyorduk. Bugün fiyatlamalar olarak, yani bu hafta fiyatlamalar olarak o bölgeyi aşmaya çalışıyoruz. Kırmızı bizim için önemli demiştik. 50 haftalık ortalama 1769. Onun da üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi bu trend çizgisi bizi biraz oyalıyor. O trend çizgisinin üzerine yarınki veri sonrasında kalmayı başarabilecek bir yapı oluşursa çubuğun boyunun tekrardan uzamasını beklerim ben. Bir atak dalgası daha getir. Buna benzer şurada şöyle bir hareket. Burada da zaten bir hemen hemen bayrak oluşturma çabası içinde olduğunu görmekteyiz. Bayrağında genellikle formasyonu şu boy kadar şunun üzerine koyması beklenir. Bu da bize tekrardan 1830'ları hedefleten bir yapıya işaret edecektir. Eğer yarınki veri bunu sağlayabilir ise. Arada 1807 tabii ki ilk önemli direnç olarak karşımızda olduğu görülmekte. Geri çekilmeler için baktığımızda 1761 eğer veri bizi desteklemez nitelikte olursa zayıf bir destek. Alttaki güçlük destekleri derseniz iki tane ortalama 1734'te bulunan ve 1730'da bulunan ortalamaların geçtiği bölge ve aynı zamanda Fibo'nun da bulunduğu bölge. Yani 1730-35 bölgeleri ilk destek bulabileceği nokta olacaktır unutulmaması gereken seviye. O bölgenin altı işin biraz daha bozulmaya gittiğine işaret eder. O zaman biraz daha derin satışların önü açılabilir. Şu an için güçlenme çabasının devam ettiğini bize söyleyen normal koşullarda hareket yukarı devam etmek isteyen bir grafik sergiliyor şu an için. Ama tabii veriye bağımlı olduğu için veri de bizim için çok kritik olacaktır. Hemen
Aylık grafiğe de bakalım. Aylık grafik bizim için önemli diyorduk. Dün ayın kapanışı diyorduk ve bizim iki tane ortalamamız var diyorduk. 12 aylık ve 24 aylık ortalamalar nereden geçiyordu? 1760-61 bölgesinden. Ayın kapanışı bu bölgenin üzerinde olursa önümüzdeki aya biraz daha hevesli bir piyasayla karşı karşıya kalabiliriz dedik. Dünkü Powell'ın açıklaması sonrasında bu bölgenin üzerine çıktık. O bölgenin üzerine tutunmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yarın gelecek veri sonrasında eğer 1762 bölgesinin üzerinde kalmaya devam edebiliyorsak, hatta 1768 üzerinde kalmaya devam edebiliyorsak, o zaman 1832-1840 ilk etapta potaya girecek hedefler olarak karşımızda olacaktır. Daha sonrası 1877-1885'tir. Oraya kadar gidebilmemiz için biraz daha verilerin burayı destekler nitelikte olması lazım. Ateşi harlaması için tekrardan böyle enflasyonda sert düşüşlerin devam ettiğini görmemiz gerekiyor ki biraz daha rahatlayalım bu bölgedeki gelişmeler adına. Tekrardan bir enflasyonda geri dönüş olursa maalesef sıkıntı ortaya çıkar. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş stoklarında da 460 binlik bir çözülme var. Fiyatlar yukarı gidiyor ama iki tarafta da çözülme devam ettiğini görüyoruz. Bu da şuna işaret ediyor. Fonlar yukarı hareketi biraz daha çıkış stratejisinde kullanıyorlarmış gibi gösteriyor. Fırsat gibi görüyorlar. Gümüşün günlük grafiğe bakalım. Gümüş günlük grafik için 22-24 kritik eşiğimiz demiştik hatırlarsanız. Geçtiğimiz haftalarda o bölge test edilmiş. Oradan tekrardan morla gözüken 21 günlük ortalamaya kadar çekilmiştik. O bölgeden destek almıştık. Bir tur daha ataklanma. Dünkü açıklama sonrasında bir tur daha geldik 22-24'e. Bu sefer onun üstünü test ettik ama kapanış olarak, bar olarak baktığımızda o bölgenin üzerine henüz kalıcılık sağlayamıyoruz. Bizim hareketin devamını görebilmemiz için muhakkak ve muhakkak günlük kapanışların 22-24 bölgesinin üzerinde olması gerekiyor. Eğer bu başarılabilirse o zaman yukarıda 23-35 ve daha sonrasında da 24-35 hedef olarak potaya girecektir diyelim. Gümüşün haftalık grafiğine bakalım. Haftalık grafikte de güçlenme devam ediyor. Bizim için kritik eşik 21.85 bölgesi durduk hatırlarsanız. Hem ortalamadan hem de Fibonacci'den bize direnç oluşturuyordu. Şu an için o bölgenin üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Yarınki veri sonrasında bu bölgenin üzerinde kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? Mühim olan hikaye bu. Eğer başarıyorsak o zaman barın boyu bir daha uzayarak 22.90'da bulunan Fibo direncine doğru ataklanmak isteyecektir. 22.90 şu anda ilk önemli direnç konumunda olan bölge haftalık grafik adına baktığımız zaman. Eğer o bölge aşılabiliyorsa sonrasında 24.17 karşımıza çıkacak bir üst direnç noktası diyelim. Destek olarak gördüğümüz yer 21.86-85 bölgesi ilk nokta. Hemen altında baktığımız zaman da 21.31 ve onun altında 20.90'lar sırasıyla destekler konumunda diyelim. Altın-gümüş paritesine bakalım. Altın-gümüş paritesinde aşağı doğru baskılanma devam ediyor. Tahmin ettiğimiz üzere zayıf bir seyri vardı. Yukarıdaki ortamlar bizi baskılıyor diyorduk. Şimdi 75'e doğru gitmenin önü açılmaya çalışılıyor. 80 önemli bir nokta, psikolojik noktalardan biri. 80'in altında kapanışlar gelmeye başlarsa iş biraz daha sertleşebilir. Biliyorsunuz nereden bakarsanız bakın 100 seviyesine kadar koşmuştuk. Şimdi 75'e doğru hedeflemeye başladık. Mevcut kanalı bozduk. Bu bir. Şu yataydan bir bu bölge bizi kollamak isteyecektir. Oraya da bir grafik çizgi atalım pardon. Hemen şunu koymamız lazım. Evet geldi. Şuraya koyduğumuz zaman. 76-20 bizim için önemli hedef. Hemen hemen 76-20, 76,5 bölgesine kadar hareketin geri çekiminin devam etmesi beklenebilir. Efendim bugünlük de bizlerle olan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın. Bitexen emtia piyasasını sundu.